öncesinde yaptığın o planları belirleyen şey ise oradaki ejder rakamın, oradaki kule sayın. O yüzden bu noktada yani Supermassive rakibine göre fersah fersah önde. Evet ve ikinci maç seçim yasaklama ekranındayız. Cassiopeia ve Bart yasaklamaları geldi. İlk maçtaki yasaklamalar devam ediyor. Bir de Braum eklendi yanına. Elise tercihi, daha doğrusu yasaklaması çok eleştirildi. Bu maçta yine çilekler aynı şeyi yapacak mı? Yani Elise karşı oyunun başında biraz dikkatli oynadığınız takdirde ilerleyen dakikalarda daha önlem alabiliyorsunuz. O yüzden bizi de şaşırtmıştı açıkçası. Bakalım bu maçta aynısını görür müyüz? Evet bakalım. Victor yasaklaması geldi çileklerden. Bu ilginç. İlk maçta yasaklanmamıştı ve seçilmemişti. İki taraf tarafından da. Kırmızı tarafta oynarken bakalım bu yasaklamanın manası ne olacak, onu birazdan yapacak derslerde göreceğiz. Karma. Evet şimdi Bard açıkta olacak mı? Demeden diyecektim ki Bard zaten çilekler yasaklamıştı. 3 tane şu anda destek yasaklı. Azir yasaklaması belki görebiliriz bu noktada. İlk maçta Naru. Ama Vladimir açıkta kalır. Evet doğru söylüyorsun. Vladimir çok daha değerli. Nokta eğer Vladimir yasaklanmazsa. Bence karma yasaklaması bu yüzden yapıldı. İlk tercihten hani karmayı almak zorunda kalmak diğer taraftan iki tane güçlü şampiyonu vermek anlamına gelecekti. Azir, Azir geldi, Vladimir açıkta. Benim gibi düşündüm. Çilekler bence yanlış düşündüler. Ben de yanlış düşündüm çünkü Vladimir burada direkt kilitlenebilir. Ya sen yanlış düşündüğünü fark ettin ama onlar fark ettikten sonra zaten Vladimir elden belki önlemleri oluyor. Vardır. Lucchese belki çılgın bir Anivia oynar. Dağıtır ortalığı. Belli olmaz. Gerçi ya şimdi Fab olunca ben yukarı koridorda Vladimir oynanabileceğini düşünüyorum. Fab çünkü Fab'dan bahsediyoruz. Yukarı koridorda ver eline Bard'ı oynun. Onu bile oynar yani. Aynen öyle. Şimdi Nidalee. Bu da gerçi çok önemli. Nidalee ilk maçta yasaklanmıştı. Özellikle Stomage'in ellerinden alınması gereken bir şampiyon. Yani Stomage hakikaten Nidalee'yle farklı bir... Gerçi geçtiğimiz hafta 1-6-5 gibi bir performans vardı ama hazırlanmadıkları maçta öyle bir performans gösterdi. Normalde Stomage Nidalee'yle çok darlayan bir oyuncu. Bütün haritayı domine eden bir oyuncu. Ki sonraki seride de Dark Passage'e karşı da Nidalee hep bir tartışma konusu olmuştu iki takım arasında. Hatta Nidalee oynarken bir baskın pozisyonu yoksa gidip koridora kuleye olabildiğince hasar verip geri çıkıp yani tamamen haritayı yayarak oynuyor. Evet. Ve Elise geldi Robin'den, yanına da Nabi geliyor. Evet. Destek tercihini bu noktada erkenden gösterdi çilekler. Şimdi bakalım Nidalee'yi kilitleyecek mi? Supermassive. Bence asıl soru Dumble ne oynayacak? Evet yani Karma yasaklı şu an. Bard yasaklı. Taliyah görür müyüz acaba? Acaba. Yok ama yani yapılabilecek daha önce mesela bir Zyra tercihi yapmıştı. Az önce evet. Anez masasında da konuşulmuştu üzerinden. Oyun yapacak herhangi bir şampiyonu tercih edebilir. Yani tam onun metası şu an. Evet olmuş. Bakalım sonuçta işte yine ilk maçtaki gibi Wolf'un üzerinde duruyor. Naruto diğer taraftan Thresh'i gösterdi. At geliyor mu? Ama işte sahibi yok. Evet. Öyle bir sıkıntı var. At sahipsiz kaldı. Shen. Tabii Shen de metoda şu an çok iyi durumda olan bir başka şampiyon. Ve Jhin'le beraber Olaf kilitlenecek gibi. Şu an evet, bu tercihler de yapıldı. Oo, son anda Shen'i çevirdiler. Şimdi peki bu Shen üst koridor mu yoksa orman mı gidecek? Üst koridor muhtemelen. Fab'ın da aslında şampiyon tadına, şampiyon zevkine uygun bir şampiyon. Geçmişten nazaran o da tank şampiyonu daha fazla tercih etmeye başlamıştı son dönemlerde. Onun ellerinde mutlaka göreceğiz. Hatta geçen hafta da bir şen performansı vardı. Tabi bu noktada hem harita baskısı olarak çok önemli bir şampiyon. Onun haricinde burada hani Jhin'i korumak için de çok önemli bir silah olacak. Jhin'in hani kötü pozisyonda yakalanması durumunda üzerine gelecek bir ulti ve rakiplerin onun üzerinden alabilmesi, ona gelebilecek otomatik saldırıyı engelleyebilmesi Shen'in bu noktada aslında bir kazan durumu yaratmasını sağlıyor. Rumble ve Ezreal üzerinde duruyorlar şu an. Rumble riskli bir tercih olur. Yani son dönemlerde çok fazla görmüyoruz onu da vadide. Bakalım tercih edilecek mi? O da aslında geçtiğimiz dönemde sürekli böyle bir artıya giden, hani bufflanan sürekli bir şampiyon görünümündeydi. İyileştirmeleri vardı. Ama agresif bir ormancı Shen çünkü son dönemlerde aslında koridor kabadayısı pozisyonuna geldi. Evet. Koridor safhası çok güçlü bir şampiyon. Hasar potansiyeli özellikle Q'daki değişikliklerden sonra çok da fazla ve ondan kaçmak kolay bir iş değil. O yüzden Rumble ne kadar etkili bir tercih olacak? Hele ki bir de Nidalee var.
Yani o koridor Rumble için çok zorlu bir koridor olabilir. Evet, bu sezon yeni yeni şampiyonlar izletmeye devam ediyor bize Penki. Geçen hafta Renekton, bu hafta da üst koridorda. Muhtemelen onun elinde göreceğiz Rumble'ı. Orta koridora hala gitme şansı var ama bu seçimden sonra artık belli olacak. Zaire geldi. Senin de bahsettiğin gibi bu kadar fazla destek yasaklıyken Zaire Jin ikilisiyle bu karşılaşmaya çıkacak Supremacy Vault koridoru. Yani Supremacy öyle bir kadro kurdu ki, öyle bir beşli yaptı ki hem yakından hem uzaktan işi bitirebilecek potansiyeli var. Çok uzaklardan Jin'in, Nidalee'nin yapabileceği oyunlar dürtmesiyle rakibi zor duruma sokabilecekken, yakına girdiklerinde Shen, Viridem'in ultisi, Zyra, yani iki taraftan da güçlü bir kompozisyon olarak görüyorum ben bunu. O yüzden şu ana kadar çok iyi bir iş çıkardıklarını söyleyeceğim yasaklama seçme ekranında. Evet ve tabii Rumble ve Illis gibi iki tane yetenek gücü odaklı şampiyon olduğu için orman ve üst koridorda, orta koridora Varus almayı tercih etti çilekler. Yani dürtme kompozisyonu diyelim. Peki buna, Vladimir'e karşı mantıklı mı Varus? Yani koridorda Vladimir'i kontrol etmek lazım. Kendisine gelmesini engellemesi lazım. Varus'un böyle bir yetenek seti var aslında. Ok yağmuruyla rakibin kendisine yaklaşmasını engelleyebilir. Ayrıca onun içerisindeyken can yenileme, can emme olayını da birazcık azaltabiliyorsunuz. Yarı yarıya bildiğim kadarıyla. O yüzden Varus'un kiti aslında fena değil Vladimir'e karşı. Ama oyun ilerleyen dakikalarında hem Rumble hem Varus, hani takım savaşlarında veya küçük çete savaşlarında yakınına girdiğinizde canını sıkabileceğiniz şampiyonlar. Evet, Rumble'ın yetenek setinde kendisini yakından koruyabileceği veya rakibi hasarlayabileceği, hasar verebileceği bir yetenek setine sahip. Ama mesela Shen onu kışkırttıktan sonra çok fazla tepki veremeden düştüğüne şahitlik edebiliriz. Veya Varus kötü pozisyonu yakalanırsa daha hiçbir şey yapamadan, ultisini kullanamadan düştüğüne şahitlik edebiliriz. Yani bir dürtme kompozisyonu var. Bir kuşatma kompozisyonundan bahsediyoruz aslında belli bir noktaya kadar. Ve onları takım savaşından uzak tutacak bir Nami potansiyeli, Nami ultisi var. Kendine doğru yaklaşmakta olacak bir şampiyona veya şampiyonlara karşı kullanabilecekleri Elise, işte Varus ultisi, üzerine işte arka taraftan hasar verebilecekleri, yine çizebilecekleri bir Rumble ultisi var. Ama yani bunu uygulayabilecekler mi? Çünkü kolay bir takım kompozisyonu değil bu. Hele ki rakip takımın içeri girip ya da uzaktan dürtmesiyle kitle kontrolü birleştirmesi durumunda çok kötü anlar yaşayabilirler vadede. Yani bu noktada Nidalee'nin bir dürtmesi sonucunda üzerine Jin'in gelen bir kitle kontrolü trajedi, üzerine Shen'in, hani Zyra'nın, hani o şampiyon kitlenirse, ki kitlenmeye müsait şampiyonlar var, kaçış çok mümkün olmayabilir. Direkt kendisini siyah beyaz ekrana bakarken görebilir. Evet ve serinin ikinci karşılaşmasına geçiyoruz. Bu sefer mavi tarafta Supremacy, kırmızı tarafta çilekleri izleyeceğiz ama şöyle de bir durum var. Çileklerin kuşatma yapmaya çok müsait bir kompozisyonu var Varus Ezreal'la ve rakip takım savaş başlatmak istediğinde o savaştan çıkabilecek çok iyi yetenekleri de var ama tek sorunları şu gibi. Eğer Supremacy arka taraftan flanklerse kaçma yeteneği olan çok fazla şampiyon yok. Rumble, Varus, evet, Nami, bunlar mesafe kapatabilen yeteneği olan şampiyonlar değil. Tek sorunu o gibi görünüyor çileklerin. Evet. Ama haricinde hafif bir üstünlük yakalarlarsa ilk maça göre daha doğru bir kompozisyona sahipler diyebiliriz. Evet, daha farklı. Duruma göre ne kadar doğru olduğunu hep beraber izleyip göreceğiz. Onun haricinde Shen ultisini içeri sokacak mekanik tam olarak ne olacak? Hani Shen'i içeri götürecek şampiyonlar alırsınız bazen. İşte ne yaparsınız? Olaf alırsınız kafasına Shen ultisiyle. Olaf yaldır yaldır koşarken kafasına Shen içeri çok rahat girer. Ya da işte öyle bir şampiyon alırsın ki Jarvan gibi, Shen ultisi geldi onu içeriye taşır. Ama burada o mekaniği yaratabilecek bir şampiyon, içeri öyle kafa atabilecek bir şampiyon yok ki. Belki Naru havuza girdikten sonra içeri götürebilir Shen'i ama doğru hareket o olur mu? O büyük soru işareti. O yüzden FOB'un birazcık kendi ekmeğini taştan çıkarması gerekiyor bu maçta. Evet, dediğin gibi o biraz da fantezi tarafı oluyor tabi. İşlerin, ilk ejderin daha ejderi olduğunu gördük ve Dumble'da erkenden buraya gelerek pasif tohumlarını bırakmayı başardı ve çok rahat bir şekilde pek fazla can kaybetmeden Supremacy Vault Corridor'u, buradaki kayıcıları almayı başaracak. İlk kayıcıl Zyra'da, ikincisi Açu'da kaldı. Bu noktada paylaştılar. Diğer tarafta ise Ezreal yine kendisini aldı. Tabii küçüğü Dumble orada çalınca ilk 3 minyondan seviye atlayamadı Açu. O son değişikliklerden sonra da artık son kesende kaldığını söylemek lazım tekrardan. Tecrübe puanının son vuruşu yapan da. Ya
tarafta. Penki de. Aslında hani birebir eşleşmede Rumble iyi çok sayılabilir. İyi sayılabilir. Eski Shane'e karşıya da çok daha iyiydi. Bu Shane'e karşı tabii birazcık daha alev makinesi işleri bozuyor Shane için. Ama işte buraya ormancı baskısı geldiğinde ne olacak? Ya da iki ormancı burada karşılaştığında 2-2 bir mücadele olduğunda ne olacak? Orada birazcık daha sanki hasar potansiyeli ve kitle kontrolüyle beraber Supermassive önde gibi gözüküyor. Yani orada tabii hangi taraf doğru oyun oynarsa o ormancıdan gelen yetenekler ne kadar tutarsa diyelim. Tam tersi bir durumda olabilir dediğin gibi. Yani ezber yapmamak lazım. Üst koridordaki aslında yetenek seti şu an için yani eski Shane'e göre gayet güçlüdür Rumble ama şu anda hiç fena değil durumu çünkü daha önceden Shane en azından Q'suyla biraz dürtebiliyordu ve canını yenileyemeyen bir şampiyon olduğu için Rumble ama şu an tamamen o yakın menzile girmesi lazım. Evet. Ve Naruto şu anda kule altına kadar ittirmiş durumda, hatta Lucchese'yi bir de o altındaki barı dolunca geriye doğru ittirdi. Ama yani Lucchese o minyonların bir kısmını almayı başaracak ve minyon sayısının aslında önde gözüküyor. Belki çok önde ve bir kere daha Stomage doğruya doğru geliyor. Bir kışkırtmaya bakar burada, dikkatli oynaması gerekiyor. Penki'nin ilk maçta bir hata yapmıştı, bu maçta öyle bir hata yapma lüksü yok. Yani şu anda aslında çileklerin yani bebek bakıcılığı yapılacak koridor üst koridor gibi. Kesinlikle. Çünkü Varus orta koridorda çok defansif, alt koridorda yine bir ikili var. Yani sanki bu durumda Robin üst tarafta olması çok daha mantıklı olurdu. Kesinlikle, bir de yani skor almak istiyorsan oraya gideceksin. Yani nereden skor alacaksın? Orta koridorda Widom'u kesecek misin bu seviyede? Çok mümkün değil. Ancak Varus'un ultisi geldikten sonra deneyebilirsin şansını. Aşağı koridorda bir kesme şansın var mı? Çok mümkün gözükmüyor. Yani yukarı koridorda olmak senin dediğin gibi çok daha mantıklı. En kötü pışpışlayıp bir karşı baskın yapabilmek burada ana fikir. Evet, şimdi Stomage bir de gromp olup tekrar üst koridoru deneyecek. Görüş topunu da bıraktı oraya. Evet, şimdi kışkırtma geldi. Mızrak da tutuyor Penki'nin üzerine. Sıçra geldi ama orada Penki'nin düştüğünü göreceğiz. İşte geç kaldı biraz Robin. Yani bundan bahsetmiştik ve ilk kanı almayı başarıyor Stomage. Güzel bir baskın üst koridora. Ama Robin karşı baskın için burada olsaydı çok farklı bir senaryo izleyebilirdik. Evet, Robin belki birazcık daha kamplarını arttırmak istiyor. Çünkü Nidalee'ye karşı aynı tempoda gidemiyorsun Nidalee. Çünkü çok özel bir ormancı o noktada. Orman kampları o kadar hızlı temizliyor ki siz Nidalee'yi ilk gördüğünüzde eğer onun... Şimdi bir kere daha giriyorlar yalnız. Bir kere daha giriyor. Fabulous bakalım kışkırtacak mı? Kışkırtmayı başardı. Kule hasarını tanklamaya devam ediyor. Sıçradı orada Fabulous. Yeterli son hasar kuleden geliyor. Ne kadar orada almayı başarsa da Penki'yi. Penki de diğer tarafta Stomage skorunu almayı başarıyor. 2-1 Stomage'de. Alt tarafta da bir takas var. Konya'nın çok az canı kaldığını görebiliyoruz. Kendi kurtarmayı başardı orada. Medicinal hasar vermeye devam ediyor. Açun üzerine. Konya kullandı. Konya çok defansif bir konumdaydı. Orada kendini iyileştirmeyi tercih etti ama o Medicinal'ını Madness üzerinde kullansaydı skor bile gelebilirdi. Yalnız Konya ya, bitki. Bitkilerden hasar almaya devam ediyor. O da bir kere daha çok az bir canla geriye doğru çekildi. Alt tarafta bitmek bilmeyen savaşlar devam ediyor. İksirler kullanılmış. Sadece Namin'in üzerinde, Konya'nın üzerinde bir tane iksir mevcuttu ki o da şimdi onu kullanmayı tercih etti. Tabii yukarı koridorda her iki ormancı da kendisini gösterdikten sonra aşağı koridor bir anda tamam savaşıyoruz dedi. Buraya kimse, buraya kimse müdahale edemeyecek. Biz savaşıyoruz dediler. Yalnız Stomage'in şu an görüşünü aldılar ve Ezreal'la Namin'in şu an çok dikkatli oynaması gerekecek. Onlar da hemen geri çekildi. Doğru hareketi yapıp totem görüşüne bile girmeden rakipleri oradan geri çekmeyi başardılar. Peki Naruto'nun eşya tercihi hakkında ne düşünüyorsun Varus'a karşı? O birazcık daha kendi yetenek setine göre oynamış gözüküyor. Rakipte Varus'u çıkarırsan aslında hiç de fena olmayan bir yetenek gücü potansiyeli var. Rumble olsun, Elise olsun, hani Ezreal'ın yetenek seti olsun. O yüzden zaten yetenek setini boostladığı için, güçlendirdiği için o ilk can... Can büyü direnci. Büyü can direnci, yenileme. Can. Aynı şekilde ruh gömleğinden geliyor. Ruh gömleği. Ruh gömleği tercihini ben yadırgamadım açıkçası. Çok uzak menzilden mızrak et ama... Can gömleği diyeceğim. Ruh gömleği. Bu abin orada kendini göstermek durumunda kaldı. Minyonları alması için Madness'ın. Şundan bahsedelim ama sanırım Robin fiziksel hasar odaklı bir şampiyon tercih etse de o zaman ruh gömleğine gitmeyi tercih etmeyebilir bunlar o. Belki de. Çünkü belki baskınlar için de o ruh gömleğinin o alt eşyası. Onun için... O birazcık daha onun yaptığı aslında geleceğe yatırım gibi. İlerleyen savaşlarda kendisini çok daha fazla işine yarayacak. Evet, koridor savunmasında belki fazladan dürtülecek ama
Lucchesi'nin de oyunun bu döneminde kendisini dürtmesi için çok fazla bir gücü yok. Çünkü Varus'un da yaptığı eşya tercihlerini biliyoruz. Bu dönemde gözyaşı hasar konusunda kendisine çok fazla bir şey ifade etmiyor. Stormy geçen haftaki yalnız iki kişiye gelen bir suyu hepiz. Dumble yakaladı orada Robin. Skor'un geldiğini görebiliriz. Shen ultisi devrede ve düşmüyor Dumble üzerine bile. İnanılmaz. Robin'i bir de Madness alıyorlar. Naruto hayaletini açarak oraya gelmeye devam ediyor. Ve orada ölüme terk edecek. Toplamda 3 skor aldı Stormy. Ya bu şiir gibi yalnız. Yani 5 kişinin aynı anda oraya gelebilmesi, pozisyonu okuyabilmeleri gerçekten şiir gibiydi. Ve yani hem kule hem 3 skor, ya yani Supermassive belki de rakibin ekibini şu an itibariyle çekmiş durumda. Evet ve bir de daha işlerini alacak burada Supermassive. Yani Stormy geçen haftaki gibi bir yere baskın yapılmıyorsa ya da o baskın çok riskliyse gidip alt koridora ve herhangi bir koridora kuleye hasar vurmayı tercih ediyor. Çünkü Nidalee'nin koridordaki gücü çok fazla. Ve bunun sayesinde 3 skor üzerinde ejder alacak. Ve Supermassive son dönemlerde bunu çok sık yapmaya başladı. Dikkat edersen Nidalee aldıkları her oyunda Stormy bir yerden sonra ormanda dolaşmayı, baskın kovalamayı bırakıp aşağı koridorun arkasından gelip bir güçlü koridor potansiyeli yaratıyor. Ve bunda da çoğunlukla avantajlı çıkan taraf hep Supermassive oluyor. Yalnız burada hakikaten yani çileklerin yapabileceği hiçbir şey yok. O kadar güzel organize oldu ki Supermassive. Ta orta koridordan narı kopmuş gelmiş ve o pozisyonda yani Varus'un çok izleme şansı yok o şampiyonu. Hele ki oyunun bu döneminde. Çünkü yem olur. Yani kulesi olmadığı sürece Varus'un o Vladimir karşısında durması söz konusu bile olamaz. Evet. Şimdi Robin kırmızı güçlendirmesini aldı. Bir tane görüş totemi bırakıyor oraya. Ve bir daha ejder daha. Bir de Rukyomi'nin şöyle bir avantajı olacak ilerleyendekilerde. Eğer koridor safhası devam ederse Rukyomi'nin aldıktan sonra evet Lucchesi de bir yerden sonra eşyalarını bitirecek ve dürtmeye başlayacak. Ama Vladimir onun dürttüğünün çok daha fazlasını can emerek karşılıyor olacak. Yani çok fazla bir şey ifade etmeyecek yanları için. Zır yapsa hani gelen hasarın bir kısmını yine durdurabiliyorsun ama onun yerine onu yapma sebebi engellemek yerine zaman içerisinde telafi etmek aslında. Evet bu arada şu an herhangi bir hasar alınca aynı şekilde can yenilemesi de kazanıyor ekstra olarak. Hı-hı. Bu hayalet pelerinin sayesinde öyle bir özelliği de var. Aynen. Rook ömreğini bitirmeden önce bile. Aynen. Ve yani haritada o. Orada Madness yakalandı. Üçüsünü kullanıyor açıyor. İki. Manyak hemen önüne geçti. Üç merminin de dördün üstüne de Madness geliyor. Hasarı paylaştılar orada. Stormage bir kere daha burada. Yine üçlü koridor. Ve Madness'a Konya geriye doğru ittiriyor. Yani üç tane minyon kaldığı için geldi. Kulenin yarı canını almayı başardı burada Supermassive ekibi. Çok mantıklı. Yani Zyra'nız var. Koridoru çok hızlı bir şekilde ittirebiliyorsunuz yine Jin'le beraber. Ve rakibi kule altında minyon kesmeye zorlarken zaten mantıklı bir minyon temizleme mekaniği yok Ezreal'ın. Altın seviye belki bir ulti kullanabilecek ama onun haricinde tık 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 temizleyemeyecek. Bir Caitlyn gibi seri bir şekilde temizleyemediği için kule altını dürtme şansı da yaratıyorsunuz takım arkadaşınıza, o ormancıya. O yüzden Stormage'in buraya gelmesi aslında kazan kazan durumu. Şu anda Robin yine hala orada beklemeye devam ediyor. Robin'in ultisi var. Yalnız iki kişi orada yerine mutlamayı başardı. Açın üzerine gelen bir gergit dalgası var ama güvenli mesafeye çoktan çekilmişti bile Açu. Ve burada yeteneklerini kullandırdıktan sonra Konya'nın da manasını bitirdikten sonra Supermassive bakalım kuşatmaya devam edecek mi? Bir trajedi orada Robin yerine mutladı. Önceki inişiyle geriye doğru çıkmaya başarıyor ama çok güzel bir suyu hapiz. Orada bir kere daha Shen ultisi devreye giriyor. Madness'a biraz geçmiş. Kediye bak. Çok iyi bir oyun. Stormage bir de orada kuleden son hasar yeterli değil. Shen'den gelen ve sıçra kışkırtma bir skor daha. Rumble'dan boşa giden bu ulti. Tanki sıçıyor orada. Stormage skorunu alabilecek mi? Son bir otomatik saldırıyla orada skor almayı başarıyor ama sıçrası yok. Şimdi Varus'un Lucas'ın oraya doğru son yöneldiğini görüyoruz bakar. Ama kışkırtmanın bekleme süresi geldi ve son vuruş orada Fabulous yapıyor. Bir skor daha. Toplamda 4 skor çıkardı karşında sadece Stormage'di verdi Supermassive. Gerçekten yani bu global kompozisyonu sonuna kadar kullanmayı başarıyor Supermassive oyunun başından beri. Aşağı koridorda yaptıklarının aslında bir benzeriydi. Hani karbon kağıdı diyemem çünkü burada skor verdiler. Ama nihayet yine Fab'ın orada ultisiyle beraber kule altına girip skorları teker teker toparladılar, kuleyi aldılar ve yani maçı da maçın başında bitirebilmek için çok büyük bir avantaj elde ettiler. Burada yalnız kedinin mükemmel atlayışına dikkat çekmek istiyorum. Hop! Sanki ilk andan atlamış gibi orada evet. Sıçrayı öyle bir devam ettiriyor ki yani göze gönle hoş gelen bir oyun Stormage'den. Devamında evet Panky skor almayı başarıyor ama
sonuç çok fazla değişmeyecek bu noktada. Çilekler yine bayağı geride çıkıyor bu takastan. Bir de şöyle bir gerçek var. 9 tane skor. Sence kim hepsinde var? Tavuz. 2-0-7. Diğer tarafta 4-2-4. Stomage'de 8 skorda var. Şu anda bu iki oyuncunun orman ve üst koridor olarak oyuna katkısı çok büyük. Meta'da aslında bunun önemi çok büyük derken... Orta koridorda Lucchese düştü. Nasıl sonra yani? Sonra Dumble almayı başarıyor. Bu arada asist yok. Yok, Naruto'da. Uçuda asist vardı. Uçuda var, okey tamam. Dedim tek başına mı aldı artık? Yok artık. Yani tamam, taşıyıcı destek dedik de abartmayalım ya. Orada kötü pozisyona yakalım. Çöpten muhtemelen ultiyle bir destek mi geldi? Bilemiyorum yani pozisyonu şu an tahmin ediyoruz ama... Yine orta koridorda bir skor alınmış. Evet, ultiyle beraber Dumble... Takım arkadaşı hazırladı bu ikramı geri çevirmiyor. Hatta... Comeback Dumble orada da son vuruşu yapıyor. Belki de orada ölüm atışı dokunuşuyla alacaktı. Skoru. Açı çöp. Ama güven aldı orada Dumble. Değil mi? Yani taşıyacağız, alacağız tabii ki. 2-0-4. Yani şu dakika, yani bunu konuştuklarını çok düşünmüyorum çünkü aradaki altın farkı da nereden baksam 7000 altın civarlarına çıkmış. Daha 13. 14. dakikada, yani dakika başına atılan altın farkı şu an her şeyi aslında özetliyor. Şimdi kırmızı üzerinde bir dans var. Şundan bahsetmek istiyorum. Naru'nun ilk aldığı ruh gömleği hakkında biraz konuşmuştuk ama şu an dakika 14 ve Naru Hank'in karşısında. Yani tamamen onun istediği şekilde bir eşya düzeni Rumble'a karşı. İki seviyede üstün. Herhangi yani, bir büyüdürenci yok Pankin'in üzerinde de doğal olarak. Yani Pankin'in şu an onu kesmesi çok mümkün gözükmüyor. Bire bir de. Hatta savunması bile zor çünkü Naru otomatik saldırı yapmaya devam ediyor kuleye. Evet ve kule altında aslında rakibini de dürtmeyi başardı ve Pankin'i geri gönderiyor bu pozisyonda. Evet, Lucchese geldi şimdi onun karşısına ama o da herhangi bir eşya tamamlayabilmiş değil. O da roket kemer geliyor ilk eşya olarak Pankin'den. O da hem bekleme süresi açısından. Zorun yan tarafta bekliyor mu? Şu anda ultisini de kullandı Lucchese. Yalnız arka tarafta Stomage'de görünce Robin oraya gelmeyi tercih etmedi. Şimdi mavi güçlendirme için bir savaş çıkacak mı bakalım. Çarp kimden geliyor? Stomage'den geliyor. Bir de rakip mavi güçlendirmeyi almayı başardı süpürmesi. Bu oyun çok daha fazla skorun alındığı, çok daha fazla dominant bir oyun izliyoruz. Supermassive cephesinden. Bu seferki hedef orta koridorun ilk kulesi olacak. Ama oraya bir Varus lazım oradaki minyonları temizlemesi için. Varus ama mecburen Vladimir'in karşısında. Çünkü Vladimir'in durdurma potansiyeli olan tek şampiyon o. Haritadaki. Bir ejderha alınacak. Ve ikinci dağcılara gelecek. Dakika daha 15'te çok erken iki dağcılarının sahibi oluyor Supermassive. Geçen maçta bu ihtimalden söz etmiştik. Evet. Hani iki tane dağcılara olsaydı Stomage, daha doğrusu Supermassive bu kuşatmaları çok daha iyi sonuçlandırabilir şeklinde konuşmuştuk. Bu maçta bakalım ilerleyen dakikalarda bunu görecek miyiz? Evet, belki FAB arasında birebir bir takas var ama Fabus neredeyse hiç can kaybetmedi. Hatta kışkırtmasının bekleme süresi gelmek üzere. Sıçrası da var Fab'ın ama devamını getirmiyor. Roket kemeri kullanmak zorunda kaldı. Aynen öyle. Dumble orada. Naru Lucchese'in üzerine gidiyor. Bir de sıçra geldi. Lucchese'nin sıçrası olmadığını biliyorlar ve o Nar'ın ultisi patlamadan, hasarını bile vermeden skoru yarısı boşa gitti ultinin. Tam manasıyla buydu yani olan. İşte uzaktan... Bir de Robin'i yakaladılar orada. Örümcek inişini kullanıyor Robin ama indiği yerde skoru verdiğini görebiliriz. Sıçramak zorunda kaldı o da. O kitle kontrolü siz daha olayların farkında değilken öyle bir üst üste geliyor ki sonuç işte böyle sıçrayla bitiyor ve evet bir sonraki ejder de gayet golsüz. Bir ejder olacak. Yani muhtemelen Supermassive için operatif bir ejder olacak bu. Bir sonraki ejderen ne olduğunu öğrenmek için kesecekler diye tahmin ediyorum. Ara sıcak niteliğim mi? Yani. Tabii skorlar şu an haritadaki kule sayısı, hakimiyet, her şey Supermassive'den yana. Bir kule daha alacaklar şimdi orta koridordan gözüken o. Ve buna karşılık çilekler rotasyonları yine karşılık verme konusunda gecikiyor. Ve burada bir kule daha kaybediyorlar. Halbuki yani fena da olmayan bir minyon dalgası temizleme potansiyelleri var. Ama yani Supermassive daha rotasyonu yapmaya başlarken cevap vermeyince yetişemiyorlar sonunda. Dediğin gibi
ve dakika daha 17'de altın farkı şu anda 9000. Supremacy 17. dakikada 9000 altın önde ve toplamda 4 kule, 2 tane de dağ ejderi almış durumda. Yani seviye farklarına bakacak olursak şu anda Dumble 2 seviye üstün Konya'ya karşı. Ormanda bir seviye ve orta koridorda bir seviye üstünlükleri var. Oyuncular arasındaki altın farkı da üst koridorda ciddi bir üstünlüğü söz konusu Fabulous'un. Orta koridorda aynı üstünlük söz konusu. Yani her koridorda yaklaşık 1000-1500 altın öndeler. Yani Supremacy aslında 2000'e kadar ulaşan da var. Hakikaten bu maçın başından beri, yasaklama seçim ekranından beri yapmak istedikleri şeyi o kadar güzel başardılar ki, yani o yapılan tercihler, uygulama aşaması yani ders niteliğindeydi. Ve yani sonuçlarını da bu şekilde görüyoruz. Yani dönmesi oldukça zor olan bir oyun. Tabii ne maçlar gördük? 18.000 altınlardan dönen maçlar gördük ama sanki bu maç onlardan değilmiş gibi hissediyorum. Bilmiyorum, sen de düşünüyorsun. Evet, çok haklısın. Çünkü çok erken dakikada bu kadar altın farkın oluştuğu maç pek de görmedik diyebiliriz. Evet. Dakika 20'ye gelmeden önce 10.000 altın farkı çok ciddi bir fark. Ve vade alameti güçlendirmesini Naru'ya bıraktı burada. Supremacy ve ekibi Naru ışından olmamasına rağmen ayrı kitirmeye devam ediyor. Harita ele geçirince o ışınlanmanın da çok fazla bir önemi kalmıyor. Evet, çünkü 4v5 bir savaşta bile Supremacy neredeyse o savaşı alabilecek güçte. Ya 1-3-1 uygularken bu kadar rahat olunamaz. Yani Shen'in haritaya kattığı esneklik şu an mükemmel. Yani Vladimir'e baskı yapsanız zaten kısa süre içerisinde kesemeyeceksiniz. Bir de Shen gelecek, işleri daha da berbat edecek. Shen'e gidemezsiniz, o sırada rakip birazdan en azından Baron çıkınca Baron'u alır. Üçlü giden koridorda oraya yaklaşmak kolay değil. Zaire gibi savaştan çıkma konusunda oldukça usta olan bir şampiyon var ve uzaktan inanılmaz dürten. Nasıl yakaladı orada, açıyor. Stomage'nin üzerine gelen bir su yapısı var. Orada skoru verdi göreceğiz. Shen ultisini kullanmadı bile Stomage'nin üzerine ama diğer tarafta 3 kişinin canı %30'a kadar inmiş durumda. Dumble'ın verdiği hasarla birlikte. Fab bence ceza verdi. Madem yakaladın öl. Hep sana mı atacağım ultiyi ya? Derken Naru Lucas'in üzerine devam ediyor. Sıçrası var Lucas'in ama sıçramayı tercih etmedi. Hayaletini kullandı Lucas'i. Bakalım orta koridordan şimdi kuleye vurmaya devam ediyor. Açu ile Dumble ikilisi. Ve bir kişi eksik olmasına rağmen Madness'ı yakaladılar orada. Madness şifasını kullanmak zorunda kaldı. Bir de bitkinlik geldi Konyak'tan Açu üzerine. O kritik hasar yeterli olacak mı? Naru geldi ve sıçrayla birlikte Nami skorunu almayı başarıyor. Bir Shen de Shen katıldı partiye. Yalnız, bakalım. Şimdi pişman olabilir. Lucas'in ultisi bekleme süresinde. Panky'nin ultisi var. Şimdi oradaki alanı kapattı ama biraz daha sanki doğru bir ulti atılabilirdi Panky'den. Orada skoru çıkaramıyor Çilekler ekibi. Aslında söylediği şey çok doğru. Yani maçın başından beri yani Panky evet çok da müthiş pozisyonlar bulamadı bu ulti atmak için ama attığı iki pozisyon, en azından bizim gördüğümüz iki pozisyonda da çok da etkili ultiler değildi. Fabulous ışınlanma nereye geliyor? Üst koridora geliyor. Orada Varus skorunu aldığını görebiliriz. Sıçrası var Lucas'in. Bakalım kullanabilecek mi? Sıçrasını kullandı ama hala kışkırtması var Fabulous'un. Ultisiyle birlikte orada yerine mızlamayı başardı ve hayata tutundu. Şimdi Naru hasar alırken diğer tarafta Fabulous sıçramak zorunda kaldı. Panky Naru'ya hasar vermeye devam ediyor. Trajedi orada. Yerine mızladı Panky ama Robin ısırarak orada Naru skorunu almayı başarıyor ve en azından kendi ormanında bir tane skor yazdırdılar anısını. Fabulous'un üzerinde şimdi Madness var. Madness geriye sıçradı. Güzel bir suyu hapis. Bir de Koza geliyor. Feb'in üzerine ama hasar yetmiyor şu anda. Çok tank. Shen yan taraftan Dumble bitkisini gönderdi ama kimse yerine mıhlayamadı. Uzak menzilden Stormage'den attığı mızrak tutmayınca buradaki kuşatma sona eriyor. Çilekler en azından Naru'yu cezalandırmayı başardı ama altın fark hala 10.000. Birileri Naru'yu resmen böyle çekmiş kenara ve şunu demiş. Agresif oyna. Kafa at. En önden sen git. Tank varsa da sen önden git. Böyle bir şey konuşmuş yani. Başka kim açtır? Tank olursa da önüne geç. İlk baştan beri bunu izliyoruz. O da 3-1-0 şu an. Ama yani sonuç değişir mi? Tabii o tartışılır. Şu an altın farkı da 10 binlere doğru yaklaşmaya başladı. Ejder çıkmış durumda. Tabii çok etkili bir ejder olmasa da o kadim ejderin gücünü arttıracak bir ejderden bahsediyoruz. Etkisini arttıracak bir ejderden bahsediyoruz. Fab da bunu tek başına alabilecek pozisyonda. Bir de Stomage geldi ve beraberce alacaklar. Evet, şimdi Madness'a 3
üçlü kuvvete doğru ilerliyor ama dakika 22 olmasına rağmen hala bunu bitiremedi. Dumbledore Baron çevresindeki görüşü takımına kazandırmaya devam ediyor. Bu sefer de Ezreal üçlü kuvvet Ezreal olacak. Hı hı. Geçen maçta buzdoğanlı Ezreal izlemiş. Tabi Ezreal yani böyle esneklikler yapabileceğiniz bir şampiyon. Duruma göre biraz daha işlevsel kullanabilirsiniz. Duruma göre hasar potansiyelini arttırabilirsiniz. Şimdi yalnız oraya doğru... Trajedi geldi Robin'in üzerine. Rutine geliyor Zayla'dan ve... Nasıl bir hasar? Orada örümcek inişini kullanamayınca zaten kullansa bile düştüğü yerde muhtemelen skorunu verecekti Robin. Rakibine ve şu anda 30 saniye ölüm süresi var. Bir voltajları daha gelecek ama bu gelmeden maçın bittiğini görebiliriz. Madness orada yakalandı. İkincisi de tutuyor. Üçüncüsü üzerine Cognac geçti ama Cognac'tan çok güzel bir gelgit dalgası. Onu biraz geç kullansa bir Stone Age... bitkinlik arada. Evet, skoru alabilirdi. Şimdi inhibitor kulesine olabilir ama iki kişiye tutan bir... Bulldozer ekibi ya. Yani Supermassive. İnhibitor kulesini alacak burada Supermassive. Herhangi bir direnç gösteremedi. Lucas'in üzerine gelen bir yerine mulama üzerine Naru'dan ulti. Dumbledore bir kere daha hayata tutunuyor. Fabulous yardımına yetişti. Yaklaşamıyorlar ki. Ya şunu diyeceğim. Hani yaklaşmak var, yaklaşmak. Adamlar ekrana giremiyor. Çünkü girdikleri gibi bir şeyler geliyor. Sürekli üzerlerine o mızrak geliyor, trajedi geliyor ve trajik oluyor onlar için. Şu an çiçeklerin yapabileceği hiçbir savunma yok. Gerçekten yani onların yerinde olmak istemezdim. Hiçbir takımda olmak istemez şu noktada. Evet ve üst taraftan inhibitor kulesini açtı. Supermassive bir sonraki hamlesi Baron olacak mı bakalım. Belki alt taraftaki minyonları itiriyor da Liandry'ye doğru ilerliyor ama eşi olarak çok geride, altın olarak çok geride çilekler. Bunları Riley birebir deneyecek mi orada? Riley's de var. Eğer bir yetenek tutturabilirse ki oradaki totem Naru'nun varlığını gösterdi Panky'ye. Dakika 24'teyiz. Baron'a yönelmeler başladı. Draktar'ın kılıcını almıştı şu ikinci eşya olarak. Hı hı. Bir tane de AMK kılıcı eklemiş çantasına. Aslında şu an suikastçı. Çok uzaklardan çalışan bir suikastçıdan bahsediyoruz. Ve Dumbledore'dan gelen Liandry. 3-0-7. Bir de büyük sopası var bu arada. Yani Vlad'dan daha mı fazla yetenek gücüne sahip bilmiyorum ama. Şu da tutuyor. 4 ile birlikte kritik hasarla yarı canından fazlasını almayı başardı Cognac'ın ve Cognac sıçrayarak Fabulous'un kışkırtmasından sıyrılmayı başarıyor ama görüş avantajı son anda Supermassive'de. Bunların mı daha fazla yetenek gücü var yoksa Dumbledore mu? Tabii Can da yetenek gücü verdiği evet, için evet, Vladimir'e evet. Belki daha fazla olabilir ama farklı bir şampiyonun üzerinde olsa yani neredeyse eşit. Gerçi biraz daha fazla olabilir ama Baron gidiyor burada 1900'e kadar indi canı. Robin'in yarı canından fazlasını almayı başardı. Bir trajedi bir de Dumbledore'dan gelen yetenek hasarıyla birlikte dakika 25'te Baron'u aldı Supermassive. Naru orta koridorda bitiriyor. 313 yetenek gücü var. Bir de tıklayabilirsek, Dumbledore'a tıklarsak ben çok merak ediyorum şu dakikada kaç yetenek gücü var. Tamamen 200 civarlarındadır. Boris'in yetenek gücü yok, evet. Nasıl? Peki. Lucas orada düşecek mi? Sıçradı orada Stomage ama Sihiri Çen devreye giriyor hemen. Ulti ile birlikte geldi. Stomage'in üzerine Fabulous. Yalnız çok az bir canla kurtulmayı başardı. Lucas şimdi Fabulous'u oradan çıkıyor. Robin'i bu sefer yerine mızladı Dumbledore. Bu sefer de açık olan mini bir tör var. Bir mızrak da Robin'in üzerine. Bir mızrak bu sefer Pankin'in üzerine. Ulti. Pankin'in ultisi. Yine çok iyi bir ulti değil diyebiliriz. Pank arada kaldı. Pank düşüyor. Nereye gidiyorsun diye. Skor olan açıyor. Zaten. Arka taraftan Naru 3 kişinin arasında. 2'de 2 yapmayı başarıyor. 3'de 3 gelecek mi? Arka taraftan son mermisiyle birlikte bir 2'de 2 yapan isim de diğer taşıyıcı açıyor. Fabulous sıçrası olmasına rağmen kullanmayı tercih etmedi. Ama o bekleme süresi dolunca skor da almayı başaracak Robin'den. Üst taraftan inhibitörü aldı. Supermassive ve oyunu bitirmeye doğru emin adımlarla ilerliyor. İkinci maçtan da böylelikle galip gelerek 3 puanı hanesine yazdıracak Supermassive. Alt tarafta yalnız kovalama devam ediyor mu? Robin. Yok Robin orada. Hayatta hala. Hayatta. Yalnız yani bu maç gerçekten tek taraflı bir maçtı. Yani bilmiyorum. Verilen 1-2 tane skor vardı ama onlar da iyi bir amaç uğrunda verildi Supermassive için. O taraftan bakınca. Yani şu maçta hakikaten rakiplerine göz açtırmadılar. Yani bırak yakınına yaklaşıp savaşa girmeyi, ekrana girmeyi başaramadı birçok pozisyonda çiçekler ekibi. Muazzam performans. Evet, peki değişiklikler hakkında ne düşünüyorsun sence Lucas Robin?
şu seriye göre yorum yaparsam pek güzel bir şey söylemeyeceğim. Yani evet, yetenekli çocuklar belli. Robin o ilk oyunda çok farklı bir oyun yaptı ve ekstra bir skor kazandırdı hatırlarsan yukarı kulenin altında. Ama Supermassive karşısında bunları yapamazsın. Yani böyle bireysel olarak bir şey yapamazsın. Takım olarak, kafa olarak hazır olman lazım. Belki bunu gidip Crew'a karşı yaparsın, Team Turkality'ye karşı yaparsın. Tek başına maçı değiştiren adam olursun. Ama Supermassive'e karşı bir şey yapmak istiyorsan takım olarak oynaman lazım. Onun için de daha vakitleri var. Evet ve böylelikle günün ilk maçını tamamladık. 3 puanı Supermassive hanesine yazdırırken Çilekler hiç puan alamadan evine dönüyor ve birazdan günün ikinci maçına geçeceğiz. Bu maç Dark Passage'la Team Turkality arasında olacak ama daha öncesinde analiz basına doğru ilerliyoruz. Teşekkürler Yufoni ve Johnny. İlk maçı Supermassive ekibi kazanmayı başardı ve 3 puanı alarak şu anda en yakın rakibi olan Dark Passage'ın 1 puan üstüne çıkmayı başarmış bulunmakta. Gerçekten maça baskınlığını ortaya koydu diyebiliriz Supermassive ekibi. Özellikle maçın erken safhasında gelen skorlar, daha sonrasında kar topu etkisi ve fazlasıyla aşılan bir altın farkıyla beraber alınan ejderhalar ve rahatlıkla temiz bir galibiyet diyebiliriz Supermassive adına. Yani senin dediğin gibi erken safhalarda çok fazla skor gördük. Burada Fabulous'u tebrik etmek lazım. Muazzam bir Shen oyunu gösterdi kesinlikle bize. Attığı ultiler böyle yani ne çok geç ne çok erken, tam atılması zamanda. Yani öleceğini düşünüyorsunuz Zyra'nın, o alt koridordaki özellikle. Zyra'nın düşeceğini düşünüyorsunuz bu pozisyon. Yani düştü, ha düşecek derken gelen Shen ultisi bütün skorların alınmasını sağlıyor burada. Oyunun diğer safhalarında da çok fazla... Oyunun en güzel hareketi bu, evet, bir kere. Yani çok fazla Shen ultisi gördük. Ama Supermassive'in de Shen üzerinde güzel oynadığını söylemek lazım. Özellikle Fafabulous yukarıya gitti. Özür diliyorum. Stomage yukarıya gitti. Orada bir skor aldırdı. Tekrar geldiği gibi bir daha kestiler Panky'yi. Panky'yi oyundan tamamen düşürdüler. Çünkü Rumble oyunun erken safhalarında öne geçerse hem tanklara karşı ızdırap olabiliyor hem de hasar potansiyeli çok fazla artabiliyor. Bunun önüne geçtiler. Ondan sonra zaten hep alt koridorla oynamaya başladı. Stomage Shen faktörü de olduğu için. Evet, burada da gördük şu an İdil'in üzerine kullandığı Shen ultisini. Evet, ikinci muhteşem ultisi, evet, o. Kesinlikle çok etkiliydi. Bir de şöyle bir durum da var. Nidalee zaten Stomage'in geçen hafta da sergilediği performans vardı. Elise performansı. Benzer şampiyonlar en azından oynarken safhası için ilk 20 dakikalık süreçte hakikaten iki skor veriyorsanız Nidalee'ye sonrası için başınıza bela olabiliyor. Nidalee bela oluyor. Vladimir olmuyor mu? Ya tabii ki bütün şampiyonlar oluyor mutlaka da Nidalee'yi en azından ilk 20 dakika biraz geride bırakmanız lazım. Bu arada Vladimir'den daha çok Zyra bela oldu, onu söyleyelim. Zyra zaten korkunç bela ama Zyra uluslararası da, League of Legends dünyasında da metaya girdi, girmesine de Dumble'dan başka cesaret edebilip oynayabileceğim. Çünkü oldukça da riskli bir seçim ama Dumble, evet, muhteşem oynuyor. Ya şöyle söyleyelim. Bu maçın videosu YouTube kanalımızda da olacak, LoliSpor YouTube kanalında. Kusursuza en yakın performans, yani bir kompozisyon, işte Jin Zyra'nın uzak menzilli kitle kontrolü, onun üzerine Vladimir ve işte Shen'in ikincil koruması ve Vladimir'in yakın menzilli hasarı kompozisyonu. Bu tip bir kompozisyon nasıl kusursuz oynanır örneğidir. Peki bakalım şimdi Hazal bizi röportaj alanında Fabulous ve Dumbledore'la birlikte bekliyormuş. Sendeyiz Hazal. Teşekkür ederim. Herkese merhabalar. Evet, yanımda Feb ve Dumble var. Hakikaten sesim acayip bir kompozisyon sergilediler. Şimdi sohbetimiz başlıyor efendim. Nasılsınız? İyidir. Sizleri sormalı. Ben deyim. Keyfin yerinde mi? Evet, her şey yolunda. Çok güzel. Feb, sen nasılsın? İyiyim, ben de sağ olun. Bu hafta seni gördük. Şahane de gördük gerçekten. Bu kompozisyonu çalışmış mıydınız? Yani Zyra, Shen, Jin. Çünkü dediği gibi yani Kaan Kural'ında kusursuza yakın oynadınız. Yani şampiyon olarak, yani belki hepsini aynı anda bir takımda oynamamış olabiliriz ama çoğu şampiyonu birlikte oynadığımız için yani çalıştık diyebiliriz herhalde. Peki Dumble, aslında Zyra çok fazla tercih edilmeyen bir şampiyon ama sen özellikle seçiyorsun, yani keyif olarak oynuyorsun aynı zamanda. Senin özel şampiyonun diyebilir miyiz? Yani Zyra'nın takıma kattığı bazı şeyler var, oyuna kattığı bazı şeyler var. Bu yüzden hani bazı durumlarda oynamak gerekiyor. Bir de bayağı destek yasaklaması vardı. Ama özel şampiyonum sanırım Bart. Öyle mi? Evet. Peki, giderek güçlenen aynı zamanda bir Supermassive görüyoruz. Yani hem aslında şampiyon omuzunuza baktığımız zaman olan ama potansiyelini gösteremediğiniz bazı şampiyonları oynamaya başlıyorsunuz. Ve önümüzdeki günlerde herhalde daha iyi olacak diye düşünüyorum. Bu metada hani şu anda mutlu musunuz ve Supermassive'in bu kadar güçlenmesi şu anda ileriye doğru acaba birazcık meta değişikliğiyle de alakalı olabilir mi? Sizin oyun stratejinize yakın bir meta mı var şu an?
Yani meta ne olursa olsun biz ayak uydurabileceğimizi düşünüyorum ben. Yani meta ile alakalı değil, sadece takım olarak daha çok oynadığımız için daha iyi gittiğimizi düşünüyorum ben. Peki, dördüncü haftadayız ve gitgide yaklaşıyor aslında KMF. Neler hissediyorsun? Yani sahnede oynamak tabii ki de çok zevkli ama en büyük önemi hani bizim orayı kazanıp yurt dışına gidebilmemiz. O yüzden de şu an ilk hedefimiz kesinlikle KMF. Siz zaten yurt dışı konusunda tecrübelisiniz artık. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı diyeceğim ama sen Naru ile sohbetine devam ediyorsun sanırım orada. Bu yanımızda da Naru var arkadaşlar aynı zamanda. Kendisi hiç şu anda el falan da sallamıyor. Bizi de sallamıyor gördüğüm kadarıyla. Bir şeyler demek ister misin? Destekleyen herkese teşekkür ediyorum bize. Naru sen bir şeyler söylemek ister misin? Gel burada söyle. Peki çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki iki maçlık seride tekrar röportaj alanında olacağız. Bu sırada altını çizmek istiyorum. Hazi soruyor hashtag ile Twitter üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Hangi oyuncuya hangi sorularınızı yöneltmek istiyorsanız bizlere yazın. Teşekkürler. Peki bizler de teşekkür ediyoruz Hazi, Dumbledore ve Fabulous'a. Gerçekten güzel bir mücadele izledik Supermassive adına. Güzel bir oyundu. Ben şunu da sormak istiyorum aslında. Rumble tercihini de çok fazla görmediğimiz için Panky tarafından böyle bir tercih yapıldı. Çilekler ekibi tarafından ve aslında bilmiyorum dışarıda konuşma şansınız oldu mu bunu çıktığı eşya seti bakımından düşününce aslında Hextech Roket Atar'la Ryla arasında kalınan bir şampiyon belki bu noktada. Daha doğrusu şöyle sorayım soruyu. Çilekler ekibinin seçtiği takım kompozisyona bakacak olursak dürtme üzerine kurulu bir kompozisyon diyebiliriz. En azından dürtme açısından güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda aslında Hextech Roket Atar iyi bir tercih. Ama hiçbir zaman öyle bir anı yakalayamadı Roket Çilekler. Kemer. Roket Kemer, pardon düzeltiyorum. Hiçbir zaman öyle bir şans yakalayamadı Çilekler ekibi. Yani rakip takımı kuşatacak bir an yakalayamadı zaten dürtmek için. Valla aslında kağıt üzerinde Çilekler'in kompozisyonu kontrolamak açısından hiç fena değildi. Çünkü Vladimir'i karşıya bırakıyoruz. Şu anda 6-12'nin en güçlü şampiyonu Vladimir olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama onu en azından koridorda kontrolamak için Varus en iyi seçimlerden biri. Evet. Çünkü ilk seçimde ruh gömleği almasını engelliyorsun ki engellenmedi. Hiç umurunda olmadan Naru gene de aldı. Fakat orta koridora Varus alacaksanız üst koridora bir tane ciddi anlamda hasar veren bir büyü hasar veren şampiyon almaz adam. O da Rumble'da iyi bir seçim. Hı hı. Alt koridorda Nami, Ezreal gene o Zyra ve Jhin'in uzun menziline karşı belli bir oranda direnebilecek bir ikiliydi. Yani kağıt üzerinde aslında kontralamak açısından hiç fena iş çıkarmadı Çilekler. Yani ilk maçı mesela seçim saklamada sorun yaşamışlardı. Fakat o kadar iyi oynadı ki kompozisyonu Supermassive. Ben burada mesela ilk maçta Çileklerin belli hatalarını, belli eksiklerini söylemiştim. Burada ben Çilekleri fazla eleştirecek bir nokta görmüyorum yani. Tamam Panky bir yerde bir hata yaptı. Bir rotasyonda geç kalmış olabilir. Ufak tefek detay. Ama bugün yani bu maçta karşısında Çilekler değil herhangi bir takım olsa bile böyle oynadığı zaman bu kompozisyon bu kadar kusursuz oynandığı zaman kimse karşısında kolay kolay duramaz. Yani sezonun dördüncü haftasındayız. En iyi maç demiyorum. Ama en temiz, en pürüzsüz oynanmış maç oldu şu ana kadar. Gerçekten bunu LoL Espor'da ayıralım. Yani ders niteliğinde, LoL 101 ders niteliğinde bir karşılaşma oydu Supermassive. Peki Noel'de eklemek istediğin bir şey var mı kısaca? Yani katılıyorum. Shen seçimi üzerine kurulan çok bir kısa kompozisyon ve muazzam bir oyun diyebiliriz. Ve Jhin Zyra kompozisyonu. Evet. Uzun menzilli kitle kontrol. Peki günün ilk karşılaşmasını böylece tamamlamış bulunuyoruz. Sıradaki karşılaşmanın adı Dark Passage Team Turkey'di. Fakat önce kısa bir araya gidiyoruz, sonra tekrardan sizlerle birlikteyiz.